Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft mod tanıtım ile karşınızdayım. Bugünkü modumuzda bayağı bir yaratığımız var, hemen şöyle size göstereyim. Bunları tek bölümde bitirebileceğimi sanmıyorum. Hani böyle böyle birinci, ikinci bölüm, belki üçüncü bölüm, yani ya iki ya üçüncü bölümde biter. Ama tek bölümde bitirebileceğimi sanmıyorum. O yüzden haberiniz olsun, onu buradan söyleyeyim. Şimdi ilk bölümü çekiyorum. İlk bölümde şu kısmı tanıtabilirim herhalde. Bayağı var yani, ama yapacak bir şey yok, hepsini göstermek istiyorum. Şunları şöyle alacağım, ama bir dakika, bunları almadan önce şöyle bir şey yapalım. Şunları tekrardan yerine koy. İlk önce şu setleri bir aradan çıkarayım bence. Şunları da size göstermek istiyorum. Hemen şunları bir alayım. Bunları da yaratıklarla kapışacağım için, hani bazıları uysal ama içlerinde böyle zarar verenler de olduğu için, bunları da şöyle alayım buraya. Şimdilik dursunlar burada. Hemen setleri göstereyim size. Bu arada bir levelmişim. İlk önce hangi set varmış? Şöyle bir setimiz var. Mesela bu yenilenme veriyor. Süresiz, yani 3 saniye yazıyor da bu hep kendini yeniliyor. Süresiz yenilenme özelliği veriyor. Zırh barını full doldurmuyor. Hani full doldursa daha iyi olurdu, ama bu ne lan, burada bir şey var. Aa, yılan var içeride. Yılan gelmiş. Bu da mod ile gelen bir yaratık işte. Bir tanesini görmüş oldunuz. Kendi spawn olmuş yani burada. Şöyle tekrardan göstereyim. Yenilenme özelliği veriyor. Zırh barını fulllemiyor. Bu şekilde, ama yenilenme özelliği güzel yani. Bunu çıkaralım. Ondan sonra şöyle bir setimiz var. Bu ne veriyormuş? Suda nefes alma ve bu da süresiz. Şöyle bir de tipimiz var. Diğerine bakmadım değil mi? Bakayım hemen, ona da nasıl bir tipimiz oluyor. Yani güzel. Hani setler şekil. Dediğim gibi zırh barını fullese var ya, efsane olurdu, ama hani fullemediği halde bile gayet iş gören şeyler bunlar. Bu ne veriyormuş? Ateş direnci. Zaten üstüne Nether yazıyor, görüyorsunuz. Uuu, Nether Scorpion. Neydi bu? Cehennem şeyi, neydi, akrebi, ismi gelmedi aklıma. Mesela cehennem akrebi kaskıymış bu. Baya güzel yani, hani setler. Ben sevdim. Bu ateş direnci veriyor mesela, bu güzel. Yenilenme veren ve ateş direnci veren güzel. Su altında nefes alma pek benlik değil, çünkü su altında pek bir şey yapmadığım için kullanmam onu, ama mesela gece görüşü, bakın bu da güzel. Hani madenlere falan girdiğinizde, ne bileyim, böyle mağaralara, karanlık yerlere bu seti takabilirsiniz. Bunun da sınırsız gece görüşü özelliği varmış. Şöyle bunun da tipine bakayım. Güzel. Buna bakmadım çünkü şununla bayağı benziyor yani tipler, ama bir bakayım. Bu daha bir kırmızımsı böyle, hani rengi daha güzel bunun. Böyle. Ben hangisini takayım? Şu anlık yenilenme iyi gibi. Yenilenme özelliğim olsun, aynen. Bunu takayım. Sonra şöyle kılıcımı alayım. Bir de elmamı alayım. Yayı da gerekirse kullanırım ya. Şu anlık kullanmayı düşünmüyorum. Aldım ama dursun orada. Şu özellik bir gitsin. Evet, yenilenme özelliğimiz sınırsız zaten var. Şimdi hızlıca açmaya başlayabiliriz. İçinde böyle hani hayvanlar falan var. Ne bileyim, aslan, fil, o tarz şeyler. Ama hani kötü yaratıklar da var. Onun için dikkat etmem lazım da, şunları ben bence bir temizleyeyim. Şöyle bir köşeye atayım bunları. Envanterde çok yer kaplıyorlar çünkü. Şöyle atıyorum. Tamam, ilk bölüm için gayet yeterli bence bu yaratıklar. İkinci bölümde de geri kalanları tanıtırım. Şimdi şöyle bir elmamı yiyeyim. Ne olur ne olmaz. İlk yaratımı koyuyorum bakalım. Aa, geyik çıktı bak, ne güzel zıplıyor bir de. Lan bir gelir misin, yüzüne bakalım. Acaba yılan saldırır mı lan buna? Tipe bak ya, çok tatlıymış lan. Öldürsem mi diyorum da, aynen öldüreyim. Çünkü bir sürü yaratık olacağı için, hani burası kalabalık olmasın. Şunu da hatta öldüreyim. Senin ne işin var burada ya? Ben seni sonra gösterecektim. İçinden de bakın böyle bir şey çıktı. Ama tabi envanterde yer olmadığı için alamadım. Bir dakika. Bunlar da şöyle bir şey. Yumurta bunlar. Mesela bakın, yere bıraktım. Bu kırılıp açılıyor. Ondan sonra hani isim veriyorsunuz buna falan filan. Kırılıp açılırsa size gösteririm. Yanlışlıkla aldım. Bir dakika. Heh, şöyle uzaklaşalım. Bu açılırsa açılır. Açılmazsa da yani dursun orada işte, ne bileyim. Kırılsın bakalım o yumurta. Biraz zaman alabilir. O yüzden koydum oraya, bekliyorum. Zaten açıldığında ekrana, dediğim gibi, direkt isim koyma ekranı geleceği için açıldığını oradan anlayacağız. Burada da böyle bir tane ördekmiş bu aslında. Tavuğu ördek yapmışlar. Güzel, mantıklı yani. Bayağı da benzemiş. Uuu, timsah. Ağza bak, ağza nasıl saldırıyor. Evet, petimiz çıkmış. İsmini koy diyor bunun. İsmi mantıklı bir şey olsun ya. Saçma bir şey koymayalım. Ne koyalım? Maviş olsun hadi. Mavi slime'a maviş. Neymiş bu? He, yılan. Evet, zaten yılanın yumurtasından yılan çıkması gayet mantıklı. Ama bu benim petim değil yani, saldırmıyor sanırım benimle beraber. Dur bakayım.
Şu üstündeki yalnız cambarına bayıldım. Hani diğer yaratıklarda da o şekilde olsa güzel olur. Gene sol taraftan tabi mod ile hani canını görebiliyoruz yaratıkların da. Bu daha cool gibi geldi bana, baksanıza. Bunu öldüreyim ya. Boş yer kaplamasın, aynen. Bak, bir tane daha yaratık spawn olmuş içeride. Ya ben size göstereceğim, siz kendi kendinize niye spawn oluyorsunuz? Oha, bu da mı saldırıyor lan bana? Deve kuşundan dayak yiyorum şu anda. Bunny! Bunny, Bunny! Çok tatlı lan, tavşana bakın. Diğerine bakalım. Oo, bunu hiç sevmedim. Bunun ne olduğunu anlamışsınızdır zaten. Bu domuz yani. Bir de siyah falan rengi böyle. Çok korkunç duruyor yani. Ben bir böyle korktum. Hemen diğerine bakalım. Burada da siyah ayı varmış. Bu ne lan? Metin 2 mi oynuyoruz? Siyah ayı ne oğlum? Kahverengi falan da var mı? Bak bak, bu da saldırıyor lan. Siz ne ayaksınız ha? Şşş. Şöyle bir elmamızı yiyelim. Ne çıkacağı belli olmaz dediğim gibi. Ha, kuş. Bu çok tatlıymış lan. Martı gibi tipi bak. Oha, ne garip uçuyor lan bu. Ya bu yılanların içinden de ne çok yumurta çıkıyor ya. Gel lan buraya, vuramıyorum. Ben buna niye vuramıyorum? Gelsene buraya. Hayda. Bayağı zor vurdum. Ulan bir canı kaldı ya. Dur, yere kon, yere kon. Ah. Buna vurması bayağı zor yalnız ya. Hayda, şu an rezil oldum. Vurulmuyor ya, buna niye vurulmuyor? Lan sana yumrukla girişeceğim, gel. Abi cidden vurulmuyor. Hani böyle aslında vuruyorum da çok küçük bir yerine vurulma şeyi koymuşlar. Hani oraya vurmamız gerekiyor. O yüzden zor öldü yani. Ya şu yılanlar çok spawn oluyor, hiç memnun olmuyorum şu anda bu durumdan. Şunları şöyle atayım. Şunları al. Kaplumbağa, evet. Aa, kaplumbağa şeye bu içine giriyor ya hani evinin. O kabuğunun. Kabuğunun içine girince vuramadım. Ama bu şekilde vurabiliyorum. Şu an bu niye ters döndü bu arada? Öldürdüm, neyse. Yani hani kabuğuna girdiğinde vuramıyoruz, onu anladım. Burada da kaplan varmış, yalnız bayağı şekilmiş. Hani güzel yapmışlar. 35 canı var. Yani yeterli, bir kaplan için yeterli bence. Hah, gene yılanlar. Evet, bu sefer yumurtadan çıkardık ama. Bunlar zaten kendi spawn oluyor. Daha demin görmüştünüz. Bakın şurada da bir tane var. Beni zehirledi yalnız. Evet, yılanların zehirleme özelliği varmış. Bakın bunu beğendim. Çünkü hani biliyorsunuz yılanlar zehirlidir zaten. Mantıklı olmuş da ölüyorum lan. Dur, tamam, sakin. Hoşuma gitti dedim de öldür de demedim yani. Beni öldürme. Aa, rakun. Bu nasıl bir surat lan? Ama tatlı yani gene. Baksanıza rakuna. Vahşi kutup ayısı mı lan bu? Evet, vahşi kutup ayısıymış bu. Zaten direkt saldırdı, hani vahşi olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Ve 50 canı varmış ha, ölmüyor ya. Bu ne lan, panter mi? Aa, bak bu da saldırıyor ya. Yalnız bunlar bayağı vuruyor ya. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu lan, elmayı yedim, öldüremiyorsun. Güçlüler yani, hani damage'leri yüksek. Bayağı vuruyorlar. Burada da panterimiz var. Bu saldırmıyor sanırım. Yok, saldırıyormuş. Beni görmemiş sadece, manyak. Tamam, bunu da öldürdük. Hemen diğerlerine geçelim bakalım. Burada da bir panter varmış. Bu bayağı agresif yalnız ha. Direkt saldırıya geçti. Şöyle bir elma yiyelim. Gördüğünüz gibi canımız bayağı gidiyor çünkü. Aa, panda. Pandaları çok seviyorum ya. Şuna bak. Bu bana saldırmaz diye düşünüyorum. Çünkü uysal bir hayvan bu ama vurdu sanırım daha demin. Bir dakika. Ne yapıyorsun oğlum? Burada da deve kuşu var. Daha deminki deve kuşu büyüktü zaten, gördünüz. Bu da onun yavrusuymuş. Hemen diğerine geçelim. Burada bir faremiz varmış. Evet, görüyorsunuz zaten bayağı hızlı. Bildiğimiz fare yani, bayağı benzetmişler. Çok da hızlı ya, bir dakika. Hayda, buna da vuramıyoruz. Bir saat oldu. Gel lan buraya. Mesela bakın, vuruyorum aslında bazen. Hani bazen denk geliyor da çok küçük bir yere tutturmak gerekiyor. Öyle yapmışlar yani. Neden öyle yapmışlar bilmiyorum. Bu sefer tam kafasına vurdum ama.
kaçamadı. Böyle bir köstebek mi bu? Aynen. Bu toprağın altına falan giriyor normalde ama tabii şu an burada toprak olmadığı için giremedi. Neyse kalsın. Veya onu göstereyim ben ya. Bir dakika, game mod 1'i alayım. Bir toprak alayım buradan. Hemen şöyle bir toprak alalım. Hatta birkaç tane al. Şöyle bir toprak koysam ben buraya, acaba içine girer mi? Evet, bakın. Poposu dışarıda kaldı. Şimdi tam girdi. Şöyle toprağın içine giriyor işte. Böyle bir köstebeğimiz var. Tekrardan game mod 0 alıyorum. Şunu da at. Tamam, sen orada takıl. Seni öldürmeyeceğim. Zaten hani toprağın altında olduğun için dikkat çekmiyorsun. Sıkıntı yapmıyorsun yani. Seni de öldüreyim. Gel lan buraya. Aa, küçük kaplan. Küçük falan ama hani saldırgan yani ha. 35 canı var ve bayağı vuruyor. Lan git. Bu da aslanmış. Şöyle bir öldürelim. Bunun kürkü nerede lan? Kafasında kürk olması lazım bunun. Bu nasıl aslan ya? Ben böyle aslanlarını sevmiyorum. Bunlar dişi sanırım. Bir dakika. Abi biraz yavaş saldırın da bir bakabilelim ya. Ne bu saldırganlık? Ne yaptım lan ben size? Bunlar slime'ı sevmiyor, evet. Slime düşmanı bunlar. Ne çok leoparla kaplan falan varmış ya, onu fark ettim gerçekten. Full bunlardan koymuşlar sanırım. Baksanıza. Aa, kitty. Kedi çıktı bir tane. Miyav miyav diyor zaten. Oldukça da tatlı ya. Bunu öldürmesem mi diyorum da sonra diğerlerine haksızlık olur. Ama o zaman köstebeği de öldürmem lazım. Değil mi? Hepsini öldürdük. Haksızlık olmasın. Gel buraya. Zaten bakın. Topraktan çıkmış. Gün yüzünde geziniyor. O yüzden öldürdüm. Oo, Komodo ejderhası. Bunlar çok cool ya. Harbiden ha. Şekil. Bak zehirledi beni ya. Bunun da yumurtası çıktı lan. Dur bakayım. Şundan da bir tane koyayım. Bu da kırılırsa kırılır artık. Burada da bir tane ayı var. Buna ne isim koysam? 1-2-3 yapayım. Saçma bir isim oldu. Zaten öldüreceğim için. Kertenkeleye benzedi lan bu. Burada da keçi varmış. 12 canı var. Gayet uysal bir şey. Zaten bu bana saldırmaz herhalde. Aynen, bunlar saldırgan hayvanlar değil. Aa, tilki. Çok güzel olmuş lan. Ben tilkiyi çok seviyorum bu arada. Neden bilmiyorum ama çok şekil hayvanlar. Burada da gayet güzel bence. Sesi de çok tatlıydı lan. Oha, bayağı garip bir şey çıktı. Ağaç adam. Bu ne ya? Bu ölmüyor mu lan? Bana saldırmıyor da ben de öldüremiyorum sanırım. Bir dakika, şurasına mı vuracağım? Orada bir alan var gibi. Bir dakika, şuraya bir vurmayı deneyeyim. Yok abi, bu ölmüyor. Ölüyorsa da ben bulamadım yani. Hasar veremiyorum ben buna. Neyse, dursun orada. Oo, fil çıktı. Bu videodan bu kadar da. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İzlediğiniz video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz.